Sağlıklı günler sevgili izleyenlerimiz. Akit TV ekranlarından, Sağlık Vakti programından hepinize merhabalar. Değerli izleyenler, bugün İstanbul Fatih'ten sizlere sesleniyoruz. Bezmualem Vakıf Üniversitesi'ndeyiz. Programımızda bugün meme kanserini konuşuyor olacağız. Program misafirimiz Bezmualem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Şeyma Yıldız hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bizi ağırladınız. Sağ olasınız. Böyle nezih bir mekanda programımızı gerçekleştiriyor olacağız. Değerli hocam, meme kanseri toplumda sık görülmeye başlıyor. Artık biz daha fazla meme kanseriyle alakalı hikayeler duymaya başladık. İnsanlar bu hususta bu konularla alakalı paylaşıyorlar da. Nedir ilk önce? Vücudumuzda ne ters gidiyor da böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz? Kimler özellikle risk faktörü, risk taşıyor? Evet, meme kanserinin yaklaşık 8-9 kadında bir ortaya çıktığı kabul ediliyor günümüzde. Toplumların tabii ailesel ve genetik riskler var meme kanseriyle karşılaşan birçok hastada. Bunlardan ailede meme kanseri görülmesi ya da genetik bazı mutasyonlar taşımak, sosyoekonomik düzeyin iyi olması, işte bazı minor risk faktörleri dediğimiz erken adet görme ya da geç menopoza girme gibi memenin hormon stimülasyonuna daha uzun süre bağlı kalması, doğurmama, kilo, hocam, alkol alımı gibi birçok faktör burada meme kanseri gelişmesinde rol oynuyor. Şurasını mesela çok dikkat edici bir durum. Ekonomik durumun iyi olması. Yani ekonomik durumun kötü olması dense az çok anlarız. Deriz ki ya beslenme demek ki sıkıntılı ya da işte çok ağır işlerde insanlar demek ki çalışmış ki böyle bir şey sıkıntıya sebebiyet vermiş. Ama iyi olması deyince nasıl bir bağlantı kuruluyor mesela? Tabii şimdi sosyoekonomik düzeyi yüksek toplumlarda gelişmiş tarama programları var. Bu tarama programları özellikle bu kanserin erken saptanmasına sebep oluyor. Ha, o zaman şöyle bir mantığı var yani. Normalde belki aynı oranda görülüyor ama tarama yöntemlerinin gelişmiş olması daha fazla vakayı bizim önümüze çıkartabilir. Tabii doğum yapmama işte veya az emzirme gibi faktörler de bu sosyoekonomik düzeyi yüksek grupta olduğu için riski artırıyor. Bu hanımlar arasında çok çok konuşulur. Yani özellikle yeni doğan bir evladı varsa emzirmek çok iyidir. Aman emzir, dikkat et diye. Bu demek ki bir şehir efsanesi değil. Bunun tıbbi olarak da bir karşılığı var. Çok çok önemli yararları anladığımız kadarıyla. Evet, karşılığı var ama tabii işte ben emzirmedim, meme kanserine yakalanacağım ya da az doğum yaptım, erken adet gördüm, geç menopoza girdim, meme kanserine yakalanma riskim daha yüksek, bir endişesi de olmasın hastaların. Bu risk faktörlerinden en büyüğü olan mesela ailesel öykü bile meme kanserleri hastalarımızın sadece %10'unda var. Evet, bu bilgi de önemliydi. Hocam sadece hanımları mı ilgilendirir? Yani erkek popülasyonda da meme kanseri görülme riski var mı? Tabii ama bayan olmak büyük bir risk faktörü, 100 kat fazla erkek popülasyona göre. Erkeklerde de görülebiliyor. Görülebiliyor yani. Kesinlikle. Peki şimdi biz özellikle ağırlıklı olarak hanımlarda görülmesi arasında bile hanım izleyenlerimiz açısından soruyorum. Nasıl, hangi noktada tetikte olmaları lazım? Ya da günlük hayatlarında nelere dikkat etmeleri lazım böyle bir sıkıntıyı yaşamamak için? Evet, yani buna şöyle diyebiliriz. Belki bu risk faktörlerinden düzeltilebilir olanları var mı? Hani bazılarını hiç düzeltilemiyoruz. İşte ailesel, genetik veya bir hastalığınız, lenfoma gibi bir hastalığınız sebebiyle aldığınız radyoterapi gibi bunları değiştiremiyoruz. Ama değiştirebileceğimiz risk faktörlerimiz var. Bunlar mesela alkol alımı, kilo, haftada 3 gün düzenli egzersiz yapımının kanserden koruyucu olduğu kanıtlandı. Bunun dışında da yapabilecekleri aslında çok fazla bir şey yok. Yapabilecekleri şu, düzenli meme muayenesine gidebilirler. 40 yaş üstü, eğer riski olmayan bir hasta ise 40 yaş üstü, riski olan hastalarda ayrı tarama protokolleri mevcut.
40 yaş üstü her hastanın yıllık mamografi taramasından geçmesini öneriyoruz bu sebeple. Bu bilgi önemli. Yani bir hanımefendi 40 yaşına şikayet gelmişse, herhangi bir şikayeti yoksa bile bir mamografi taramasından geçmesi bugün artık şu anda hele hele de bu kadar sağlık sistemimizin iyi olduğu bir dönemde çok kolaylıkla da yapılabilecek bir tarama bildiğimiz kadarıyla ki bunun ayrıntılarını soracağım hocam. Şimdi 8-9 kadında bir görülüyor dediniz. Bu yüksek bir oran. Öncelikle nasıl bir belirti verir? İlgili kişi nasıl bir durum olunca genelde size geliyor? Evet. Şimdi nasıl bir belirti verir? Kitle şeklinde bir belirti verir. Ama belirtilerden önce birkaç farklı belirtisi de var ama önce biraz taramayı açmak istiyorum. Evet. Tarama bu çok önemli. Herhangi bir klinik bulgusu olmayan hastanın hastaneye başvurmasıdır. Hı hı. Taramada amaç meme kanserini daha klinik bulgu vermeden, biraz sonra anlatacağımız klinik bulguları vermeden saptayabilmektir. Bu dönemde saptadığımız zaman biz hastanın yaşam ömrünün uzayacağını ve hayat kalitesinde artacağını düşünüyoruz. Evet. Tarama bu açıdan önemli. Herhangi bir bulgu vermeden yapıldığı zaman buna tarama deniyor bir defa. Evet. Biz bunu mamografi ile yapıyoruz taramayı. Bu klinik bulgu vermeyen meme kanserleri, çok küçük meme kanserlerin yarısı, yarıya yakını sadece mamografi ile görülüyor. Veya kanser öncüsü patoloji dediğimiz duktal karsinoma institu adlı patolojinin %85-95 kadarı mamografide görülüyor. Yani mamografi çok önemli. Taramada çok önemli. Yani sorunun da daha başlama aşamasındayken bize tepkiyi yeterli olacak bir tarama. Evet. Biraz mamografi işlemini anlatabilir misiniz? Evet. Zahmetli bir işlem midir? Nasıl bir şey? Mamografi işlemi tabii halk arasında biraz çekinilen, korkulan, ağrılı olduğu düşünülen bir işlem. Bu konuda çok şikayet oluyor muyuz hastalarımızdan? Hayır. Yani yaklaşık işte ayda bir hastamız belki bize işte hocam çok ağrılıymış diye şikayet edebiliyor. Onun dışında bir sıkıntı yaşanmıyor. Ha, kişisel böyle ağrı hassasiyeti çok fazla olan hastalarımızda biz bunu adetin ilk gününden hesaplamaları suretiyle ikinci haftada bu çekimi yaptırmalarını önerebiliriz. Çok da şart değil ama hani ağrı şikayeti çok olan hastalar için bu geçerli. Mamografi ışınla çalışan. X ışınıyla çalışan bir tetkik. Bir miktar ışın evet yüklüyoruz ama hastanın 40 yaş üzerinde olması, meme dokusunun o yaşta daha nispeten yağlı duruma geçmesi gibi faktörler sebebiyle çok düşük bir ışın alınıyor ve vücuda verilmiyor bu ışın. Çoğunluğunu sadece meme dokusu almış oluyor. Evet. Burada hocam yapılan işlem hanımların özellikle işte doğum zamanlarında hamilelik dönemlerini kontrol ettikleri ultrason cihazı gibi bir cihaz mıdır? Bununla mı görüntü yoksa farklı mı? Hayır, farklı bir oda. Mamografi odasına alıyoruz hastalarımızı ayakta. Her iki memenin iki farklı yönde grafisi alınarak memeyi kompresyon plakası dediğimiz şeylerin içine alıp o kompresyon plakasıyla sıkıştırarak görüntüsünü alıyoruz. Dolayısıyla böyle bir işlem. Bundan dolayı bazı hastalar biraz daha sancılı geçtiğini ağrı olabiliyor. Söyleyebiliyorlar. Bu aşamada hocam bir tamamen temiz çıktı ise 40 yaş üstü tekrarı ne zaman yapmak lazım? Evet, biz yılda bir öneriyoruz. Yani bazı ülkelere göre bu 2 yılda bire çıkabiliyor. Mamografi çekimini çok sık istemeyen, herhangi bir riski, ailesel ya da genetik riski bulunmayan hastalarda 2 yılda bir yapmak da mümkün. Ama özellikle yüksek riske sahip hastalarda mutlaka yılda bir yapmalarını tavsiye ediyoruz. Peki hocam burada ilgili hastamız evde kendisi kendini muayene ettiği ya da eline geldiği bir durumla, bir sertlikle karşılaştığında da yine birinci basamak mamografi mi oluyor? Kesinlikle. Bu sefer tarama değil, tanısal mamografi oluyor. Hastanın eline, memesinde ele gelen bir kitlesi, yine memesinde meme ucundan kanlı meme başı akıntısı ya da farklı renkte bir meme başı akıntısı, onun dışında meme cildinde değişiklik ya da memede şekil değişikliği, koltuk altında ele gelen kitle gibi şikayetleri olduğunda biz hastayı yine tanısal olarak mamografiye alıyoruz. Evet.
tanısal mamografinin tarama ile arasında bir fark oluyor mu aynı işlem? Kesinlikle yok. Aynı işlem gerçekleşiyor. Evet. Peki hocam buradaki kitlenin basitten zora doğru ne olabilir? Biraz bunları paylaşmış olalım izleyenlerimize. Şimdi hastalar bize geldiğinde ilk basamak tedavimiz, ilk basamak tanı aracımız mamografi. Bu mamografi çekimi yaptıktan sonra hastanın meme paternine bakıyoruz. Bunu 4 şekilde derecelendiriyoruz. Tamamen yağlıdan, hastalarımızın işte çok kullandığı işte fibroglandüler dokudan zengin heterojen görünüm. Hani fibrokistik meme diye halk arasında birazcık belki tanımlanıyor bu heterojen meme. Ya kadar meme paterni olabiliyor hastalarımızda. Bunların bir kısmında biz ultrasona ihtiyaç duyuyoruz. Bu ultrasonu biliyorsunuz bir jel kullanarak ses dalgaları yöntemiyle çalışan bir cihaz. Onunla inceliyoruz. Mamografide ve ultrasonda gördüğümüz, saptadığımız, beraber saptadığımız kitleler çoğunlukla iyi huylu kitleler. Mesela mamografide iyi huylu mikrokalsifikasyonlar olabiliyor. İyi huylu, tamamen iyi huylu diyebileceğimiz direkt birkaç lezyonumuz var. Yine ultrasonda basit kistlerimiz var. En sık gördüğümüz lezyonlar bunlar. Evet. Biz bu lezyonları gördüğümüz zaman tamamen unutuyoruz. Hastayı takibe bile çağırmıyoruz. Normal senelik takiplere. Senelik takiplerine devam ediyoruz. Ama bazı bulgularımız bu mamografide olabilir ya da ultrasonografide olabilir. İyi huylu olduğunu düşündüğümüz özelliklere sahip oluyor. Bu lezyonları ise 6 aylık sürelerle takip ediyoruz. Evet. Evet. 1 yıl, 6 ay, 1 yıl ve sonra 2. yılda takip ediyoruz. Eğer 2 yıl süresince bu lezyonda boyut ve şekil yönünden değişiklik yoksa lezyonu artık iyi huylu kabul edebiliyoruz. Kabul edebiliyor. Daha sonra hastayı yıllık tarama için çağırıyoruz. Burada hocam peki işlerin kötü gittiğini varsayalım. Evet. İyi huylu olmadığı. Öncelikle nasıl tespit ediliyor? İyi huylu mu, iyi huylu değil mi? Bunu sormuş olayım. Sonrasında iyi huylu değilse nasıl bir süreç bizi bekliyor? Evet. Mamografide bazı bulgularımız var. Özellikle mikro kalsifikasyonlar. Yani mamografi çekimimizin amacı neredeyse. Bunların şekil ve dağılımına göre ve densitelerine göre biz iyi ya da kötü huylu derecelere ayırabiliyoruz. Kötü huylu olduğunu düşündüklerimize biyopsi gerekiyor. Yine mamografide mikrokalsifikasyonlar dışında kitleleri görebiliyoruz. Bu kitlelerin yine kontur ve şekillerine göre iyi ya da kötü huylu olduklarını anlayabiliyoruz. Bir kitle mesela iyi huyluysa düzgün konturludur ama kötü huyluysa düzensiz konturlu olabilir ya da ışınsal konturları olabilir. Ultrasonla da bunu destekleyerek mamografide gördükten sonra eğer ultrasonla görebildiğimiz lezyonlar ise en kolay tanı aracımız olan ultrasonla bunların biyopsisini yapıyoruz. Eğer ultrasonla göremediğimiz sadece mamografide görülebilen lezyonlarsa o zaman mamografi eşliğindeki işlemlerle biyopsisini yapabiliyoruz. Biyopsi dediğimiz işlem ilgili bölgeye bir girişimsel bir müdahale ile oradan bir parça alma işlemi midir hocam? Evet. Ve bu işlem zahmetli midir? Nasıl yapılıyor? Evet. Zahmetli bir işlem olduğunu söyleyemeyiz aslında. Bizim yani meme taramasında ya da meme tanısında kullandığımız başlıca 3 görüntüleme yöntemi var. Birinden hiç bahsetmedik. Mamografi, ultrasonografi ve dinamik meme MR inceleme. Şimdi bir lezyonu bazen bunlardan sadece birinde, bazen de hepsinde bir görebiliyoruz. Eğer görebildiğimiz görüntüleme yöntemi ultrasonsa ilk basamak olarak kesinlikle ultrasonla biyopsi, ultrason eşliğinde biyopsi yöntemini seçiyoruz. Ama lezyon ultrasonda görülmüyorsa mamografi ya da meme MR'ından eğer birinde görülüyorsa, ikisinde görülüyorsa mamografi nispeten kolay olan işlemimiz mamografi eşliğinde biyopsisini yapıyoruz. Sadece MR'la görülebilen bir lezyon ise MR eşliğinde biyopsisini yapıyoruz. İşlem zor değil. Lokal anesteziyle hastayı uygun hazırladıktan, işte o bölgeyi temizliğini yaptıktan sonra lokal anestezi uygulanarak
İlgili görüntüleme modeli temiz eşliğinde, bu lezyonu bulup alıp daha sonrasında o patolojiye ufak gidiyor. Ufak parçalar alarak patolojiye gönderiyoruz. Gönlüyor. Bu noktada bir virgül koyalım hocam. Kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında işin özellikle bu noktalarından sonraki tedavi kısımlarında neler yaşanıyor bunları da soracağım. Ama bir ara vermemiz gerekiyor. Sevgili izleyenlerimiz, bugün İstanbul Fatih'ten sizlere sesleniyoruz. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Şeyma Yıldız hocamızla birlikteyiz. Meme kanserini konuşuyoruz bugün. Kısa bir aranın ardından beraberliğimiz devam edecek. Sevgili izleyenlerimiz, Akit TV ekranlarında Sağlık Vakti programımız devam ediyor. Bugün İstanbul Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nden sizlere sesleniyoruz. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Şeyma Yıldız hocamızla birlikteyiz. Meme kanserini konuşuyoruz. Programımızın birinci bölümünde nasıl bir rahatsızlıktır? Kimlerde daha fazla görülür? Risk gruplarında kimler vardır? Nasıl belirti verir? Bir uzmana ne zaman gitmek önemlidir? Yapılan tetkikler, yapılan özellikle tarama ve eğer bir bulgu varsa bulguya bağlı olarak yapılan tetkikler nelerdir? Bu hususlarda bilgilendirmelerde bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. Ta ki memede bir lezyona rastlanması, bir kitleye rastlanması ve bununla alakalı buradan patoloji için bir kısmının buradan bir örnek alınması noktasına kadar gelmiştik ve bu nokta, bu işlemin de çok zahmetli bir işlem olmadığını, lokal anestezi altında gerçekleşebildiği bilgisini de değerli uzmanımızdan almıştık. Hocam, bu noktada bu patoloji alınıyor buradan, görüntüleme yöntemi hangisi seçilmişse onun eşliğinde ve ilgili laboratuvara gönderiliyor. Burada artık iyi huylu mu kötü huylu mu bunun cevabı bekleniyor. İyi huyluysa yine senelik olarak periyodik kontrollere gelmesi mi öneriliyor, yoksa bir lezyon olduysa o senelik biraz daha erkene çekiliyor mu? Evet, şöyle, normal şartlarda iyi huylu bir lezyon, eğer tanısı aldık, biz tekrar dönüp bunun radyolojisine bakıyoruz. Bu kitlede bizim kötü huylu çıkma şeyi düşüncemiz var mıydı? Hı hı. Eğer böyle bir şey var idiyse bu lezyonu tekrar biyopsi yapılabiliyor ama daha çok önerdiğimiz bu tür lezyonlarda artık o lezyonun radyolojik olarak çıkarılması. Evet. Bunu bilez dediğimiz bir işlemle, yine cidden ufak bir kesiyle, bizim yaptığımız kor biyopsi benzeri ama bir kitleyi tümden çıkarmaya yönelik bir işlemle bu lezyonu çıkarmayı hedefliyoruz. Hı hı. Bu bilez ya da vakum yöntemiyle yapılabiliyor. Hı hı. Bu yöntem hasta tarafından tercih edilmezse ya da klinisyeni farklı öngörüsü olursa lezyonun cerrahi olarak çıkarılması gerekebiliyor. Hı hı. Ama bu dediğim çok nadir durumlarda. Hı hı. Normalde bir lezyondan benign tanı aldığımızda, iyi huylu tanı aldığımızda biz onu artık yıllık takibe bırakıyoruz. Bırakıyoruz, evet. Şayet kötü haberler geliyorsa bu noktada hangi süreçler artık işlemeye başlıyor? Evet, burada bize radyolojik olarak düşen memedeki bu kötü huylu lezyon yanında memenin diğer kandranlarında ya da karşı memede kanserin olup olmadığını anlayabilmek, hı hı, ve her iki koltuk altını değerlendirebilmek. Hı hı. Bunları mamografi, ultrasonografi ve elimizdeki diğer görüntüleme yöntemimiz olan meme MR'ı kullanarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Eğer gerekirse koltuk altının ya da karşı memedeki lezyonun yine biyopsilerini yaparak tanısını alıyoruz. Evet. Daha sonrası genelde cerrah, onkolog, radyasyon onkoloğundan oluşan bir konseyle, hı hı, genelde karar veriliyor. Hasta gençse ve veya lezyonu büyükse cerrahiye gitmeden önce onkologlar tarafından kemoterapisi düzenlenebiliyor. Lezyon küçültüldükten sonra başarılı bir şekilde ameliyat ediliyor. Hı hı. Bazı durumlarda lezyon küçükse vesaire gibi durumlarda konsey kararına göre öncesinde cerrahiyle çıkarılıp daha sonra gerekirse onkolojik tedavisi ya da radyoterapisini alıyor hasta. Evet.
Bu noktada hocam biraz da başa dönecek olursak, şimdi göğüs hususu hele de hanımlar çok çok önemsiyorlar. Burada bir ağrı durumu söz konusu olursa hemen bir endişelenmeye sebebiyet verebiliyor bu. Çünkü dediğim gibi önemsenen ve bu özellikle kanserle alakalı hususta fazla görülmesi nedeniyle bazen vesveseye de sebebiyet verebilecek durumlar. Evet. Eğer ağrı durumu varsa bu noktada neler yapmak lazım, ne gibi çözümler üretiliyor? Evet. Şimdi meme dokusu hormona duyarlı bir organ. Adet döneminin çeşitli dönemlerine göre her iki memede yaygın ağrı olabilir. Eğer hastanın ağrısı bu şekilde bir ağrıysa, ki genelde böyle oluyor, biz bundan endişe etmiyoruz. Fakat bazen kötü huylu tümörlerde de ele gelen kitle ve onun üzerinde ağrı hissedebiliyor hastalarımız. Yani fokal bir yerde ağrısı varsa hastanın ve bu sürekli devam ediyorsa bir orayı muayene etsin, kendi kendine muayene yapsın. Eğer ele gelen de bir kitlesi varsa, hatta yoksa bile doktora başvurmasını tavsiye ediyoruz. Burada hocam şöyle bir husus da var, onu da sormak istiyorum. Özellikle emzirme döneminde bulunan hanımlar meme ile alakalı kontrolleri o dönemde olmasınlar, sağlıklı sonuçlar çıkmıyor ya da burada bir lezyon varsa bu doğru bir durum olmayabilir gibi bilgiler de var. Bu noktada özellikle emzirme döneminde olan hanımlara neler söyleriz eğer böyle bir kitle ile karşılaştılar diyelim? Emzirme döneminde oluşan kitlelerin çoğu bu emzirmenin düzgün yapılamamasından kaynaklanan mastitler, meme iltihapları. Meme iltihapları kitle şeklinde ele geliyor. Hasta doktoruna başvurduğunda basit bir antibiyotik tedavisiyle geçebiliyor. Fakat emzirme döneminde, hatta gebelik döneminde ele gelen kitlenin sebebi böyle basit olmayabilir. Bu dönemlerde kanserlerle de sık karşılaşıyoruz. Ve bu dönemlerin özelliği olan memedeki değişiklikler meme kanserini örtebiliyor, maskeleyebiliyor. Dikkatli olmak lazım. Bu dönemlerde hasta ele gelen kitle şikayeti bulursa, saptarsa, ele gelen bir kitle saptarsa mutlaka doktoruna başvurması gerekiyor. Rahatlıkla biyopsi yapabiliyoruz bu dönemde. Ultrasonla bakabiliyoruz. Ultrason ilk tercih edilecek yöntem oluyor. Işın riski olmadığı için. Ultrasonla baktıktan sonra eğer orada bir kitle görürsek biyopsisinde yapabiliyoruz. Tanısını alabiliyoruz. Bu şekilde saptadığımız meme kanserlerimiz de olabiliyor. Evet. Yani burada var. Hamilelik ya da emziklilik döneminde olması buna bir engel değil. Kesinlikle bu dönemde değil. De yapılabiliyor. Evet. Bu bilgiyi de paylaşmak önemliydi. Hocam biz her ne kadar çok yoğun olarak hanımlarda görülse de meme kanserini erkekler açısından değerlendirdiğimizde burada görülebiliyor mu? Ki görülebildiğini söylediniz. Ne sıklıkla görülebiliyor? Erkeklerde görüldüğü zaman farklı mıdır protokoller? Evet. Erkekte görüldüğü zaman meme kanseri yine aynı klinik bulguları verir. Kitledir. Meme başında değişiklik, meme cilinde değişiklik, memede boyut artması gibi şikayetlerle hasta gelir. Koltuk altında kitle şikayetiyle hasta gelir. Bizim görüntüleme protokolümüz de aynen bayanlarda olduğu gibi mamografiyle başlar. Ultrasonografi yaparız. Bunu gerekirse MR'la tamamlarız, arkasından biyopsisini yaparız. Erkek lezyonlarında çok fazla vaka olmadığı için, belki hani literatürde de çok fazla vaka olmadığı derken yani nadir ama henüz çalışma bazında desteklenmediği için biraz daha hassas davranırız. İyi huylu olduğunu düşündüğümüz erkek meme lezyonlarında dahi biyopsi yapmaya çalışırız. Çünkü buradaki iyi huylular bile potansiyel olarak şüpheli karşılanabiliyor. Evet, biraz daha hassas. Evet, gebelikte de aynen bu şekildedir. İyi huylunun olduğunu düşündüğümüz lezyonlarda bile, içi dolu lezyonlarda, kist değil ama içi dolu lezyonlarda bile gebelikte de erkek hastada da
biyopsisini yaparız. Yaparız. Hocam çok çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz, bugün Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nden sizlere seslendik. Üniversitemizin Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Şeyma Yıldız hocamızla birlikteydik. Bugün meme kanserini konuşmuş olduk. Programımızın birinci bölümünde ne gibi belirtiler verir, nasıl bir rahatsızlıktır ve belirtiler vermeye başlamadan taramalarıyla alakalı hangi işlem olabilir? Ya da eğer bir belirti verdiyse bu aşamalarda hangi durumlarla karşı karşıya kalıyoruz? Tedavisi hususundaki giden süreci paylaştık programımızda ve her zaman hatırlatalım. Akit TV'de seyretmiş olduğunuz tüm programlar seyrettikten kısa bir süre sonra akittv.com.tr adresinden ya da YouTube kanalımızdan tekrar izleyebiliyorsunuz. Bu konuyla alakalı bilgi alma ihtiyacınız olduğunda bu programımızı da tekrar izleyebilirsiniz. Bilgilendirmesini de yaptıktan sonra huzurlarınızdan ayrılmış olalım. Bir başka programımızda tekrar karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.